İslamiyet öncesi Türk şiiri pekiştirme testiyle beraberiz. Bununla beraber tabii bizim çap yayınlarımızın soru bankası var. Sen oradaki üçüncü nitele test bir ve test 2 ile çözersen konuyu iyice öğrenmiş olursun. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu parçadaki numaramış ifadelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Sagu ölen bir kişinin ardından söylenen ağıt tarzında şiirlerdi, Doğru tabii ki. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve iyilikleri konu edinir. E, tabii ki. Yedilerce ölçüsü söylenir, yarım kafiye kullanılır. Bu da doğru. Dörtlük hesasına dayanır. Bu da doğru. Bu şiirlere İslamiye sonrası halk edebiyatına mersiye, divan edebiyatına ağıt denir. Tam tersi olacak. Değil mi? Divan edebiyatına mersiye, halk edebiyatına ağıt denir. Öyleyse 5 numaralı ifade nedir? Yanlıştır. Geldim ikinci soruya boşluğu dolduracağız. İslam öncesi sahip bu şiirlerde ölen bir devlet adamının, bir kahramanın bu bir kere ne olacak? Sagu olacak. Değil mi? O zaman bir numara Sagu. Zaten cevap çıktı. Sığır denilen süre kavramında söylenen lirik şiirler neydi? Koşuptu. Milletlerin hayatlarındaki büyük yankılar uyandıran olayları anlatan şiirler ise destandı. Öyleyse cevabı hangisi? Bursa. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi karşısındakiyle ilişkilendirilemez diyor. Yu neyle ilişkilendirilebilir? Sagu ile ilişkilendirilebilir. Doğru. Sav e, koşuk şölenle ilişkilendirilebilir. Doğru. Sagu hece ölçüyle yazılır. Doğru. Koşma koşukla ilişkilendirilir. Doğru ama savla av töreninin ne alakası var? Sav bir kere neydi? Atasözüydü. Öyleyse iki numaralı ifade nedir? Yanlıştır. Dördüncü sorumuz. Uygun değildir diyor altı ifade. Türkler İslamiyet'ten önce belli dönemlerde sığır adı verilen av törenlerine, toy, şölen adı verilen eğlence törenlerine ve kazanılan savaşta sonra bir araya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen şiirlere çoklukla aşk, dua ve yiğitlik konuları işlenirdi. Kopuz adı verilen sazabite söylenen bu şiirlere destan denmiştir. Hayır, destan denmemiştir. Orada koşuk denmiştir. İslamiyet ve Tönes koşmalara bırakmıştır. Onun için dört numara destan değil, koşuk olması gerekiyordu. Cevap hangisi? Denizli. Beşinci soru. Sav, sagu, koşuk parçağının varlığından adlı eser sayesinde haberdar oluruz. Çok önemli bir eser. Bu eser aynı zamanda Türkçe'nin ilk sözlüğü kabul edilir. divan Lügati Türk Kaşkarlığı Mahmut abimizin yazmış olduğu. Altıncı soru. Sagu ile koşuğun benzer özelliklerinden biri değildir. Sözde edebiyat. Evet. İkisi de sözde edebiyat. Yedileyece ölçüsü doğru. Kopuz eşliğinde söylenme Buna da doğru diyebiliriz. Ölüm temasını işleme. Hayır. Ölüm teması ise bu da var. Koşukta ölüm teması yoktur. Dörtlük nazım birimi oluşturma zaten ortaktır. Yedinci soru. Hangisi koşukların genel özelliklerinden biri değildir diyor. Hece vezine söylenmiştir. Doğru. Bu şiirlerde genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. Yanlış. İslamiyet öncesinde ve halk şiirinde unutma yarım kafiye kullanılmıştır. Cevap Bursa. Dörtlük nazım birimiyle oluşturulmuştur. Doğru. Bu şiirlerin uyak düzeni a a, -A -B, koşuk biçimi, konus ve koşup biçimi konu ve şekil bakımından aşık edebiyatındaki koşmaya benzer ifadesi zaten doğrudur. Burada soru var mı diye bakıyorum. Varmış. Eski Türkçe ile ve günümüz Türkçesiyle diyor. Doğayı anlatan bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden örnektir? Tabii ki itil suyu akar turur kaya dibini oyar durur, bütün balıklar bakar durur, gölü bile taşırlar. Doğayla ilgili olan şiirlere biz ne diyorduk? Pastoral şiir diyorduk. Dolayısıyla bu şiirde pastoral özelliğini ne yapar? Taşır. Dokuzuncu soru çıkmış bir soru. Hece ölçüsüyle söylenir. Dinsel sürgün avları ve şöhen veya toy denen ziyafetlerde söylenir. Aşk, doğa sevgisi ve yiğitlik gibi konularda söylenir dediğine göre bunun ne olması lazımdı? Koşuk olması lazım idi. Geldik 10. ve son sorumuza. Kalan tükel kam itti, akak sukak yamuttu, yaylak tapa emitti, titiz turup sekrişür. Aman. Bahar yaban atlarını iyice coşturdu. Daha keçeni ve geyikleri bir araya getirdi. Bunlar otlamak için yaylalara yöneldiler. Sıra sıra dizilip hoplayıp zıplıyorlar. Bu zerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir sav örneğidir. Hayır, sav neydi? Atasözüydü. Biz bunu atasöz diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Redif ve kafiye var. Pastoral şiirdir. Dönem dil özelliklerini tabii ki yansıtıyor. Somut bir dünya görüşüne yer verilmiş ama bu bir sav değildir. Bu bir koşuktur. Öyleyse cevabımız Adana diyor ve bu testimizi de bitiriyoruz.